62. bölüm Abdestin Fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim güzel şekilde abdest alır ve iki rekat namaz kılar ve kıldığı namazda dünyevi hiçbir şey düşünmez ise anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur. Diğer bir rivayette şu lafızlar vardır: Ve o iki rekat içinde sehv, yani hata yapmazsa geçmiş günahları bağışlanır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allahu Teala'nın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size bildireyim mi? Zahmetine rağmen abdesti tam almak, mescide çok adım atmak, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bu ribattır. İşte bu ribattır. İşte bu ribattır. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest azalarını birer defa yıkayarak abdest aldı ve buyurdu ki, bu şekilde alınan abdest namazın kabul edilmesi için şart olan abdesttir. Sonra abdest azalarını ikişer defa yıkayarak abdest aldı ve buyurdu ki, kim abdest azalarını ikişer defa yıkarsa Allahu Teala ona ecrini iki kat verir. Ardından azaları üçer defa yıkayarak abdest aldı ve buyurdu ki, bu da benim, benden önceki diğer peygamberlerin ve Halilurrahman İbrahim aleyhisselamın abdestidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim abdestinin başında Allah'ı zikrederse, yani besmele çekerse, bedenin tamamı temizlenir. Eğer Allah'ın ismini zikretmezse, bu kimsenin sadece abdesti yıkadığı uvuzları temizlenir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Abdestli iken abdest alan kişiye 10 iyilik yazılır. Abdest üzerine alınan abdest, nur üzerine nurdur. Bu gibi hadis-i şerifler müminleri abdest tazelemeye teşvik eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kul abdest alıp ağzına su verdiğinde günahları ağzından çıkar. Burnuna su verdiği zaman burnundan günahları dökülüverir. Yüzünü yıkadığında ise günahları yüzünden dökülür. Hatta iki göz kapağının kenarlarından bile günahları dökülür. Ellerini yıkadığı zaman ellerinden günahları dökülür. Hatta tırnaklarının dibinden bile günahları çıkar. Başını mes ettiği zaman başından günahları çıkıp dökülür. Hatta kulaklarından bile dökülür. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarından günahları çıkar. Hatta ayaklarının ucundaki tırnaklarından bile günahlar dökülür. Abdest aldıktan sonra mescide doğru yürümesi ve namaz kılması ise onun için fazladan bir sevap olur. Rivayet edildiğine göre abdestli kimse oruçlu gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim abdest alır ve bu abdestini de güzel bir şekilde tamamlar, ardından başını semaya kaldırır ve Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh, yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve Resulüdür derse, onun için 8 cennetin kapıları açılır. Hangi kapıdan isterse cennete girer. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle der: Güzelce alınmış bir abdest şeytanı insandan uzaklaştırır. Mücahid radıyallahu anh şöyle der: Abdestsiz, zikirsiz ve istiğfarsız gecelememeyi başarabilenler bu alışkanlıklarını devam ettirsinler. Zira öldükleri hal üzere diriltilirler. Rivayet edildiğine göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh sahabe-i kiramdan birini Kabe'ye giydirilen örtü için Mısır'a gönderdi. Elçi Şam topraklarından, yani Suriye topraklarından geçerken rahiplerden birine ait olan manastır yanında konakladı. Devrinde o rahipten daha bilgilisi yoktu. Ömer radıyallahu anh'ın elçisi onunla karşılaşmak
ve nasıl bir ilme sahip olduğunu öğrenmek istedi. Bu niyetle adamın evine geldi ve kapısını çaldı. Fakat uzunca bir süre kendisine kapıyı açmadılar. Derken kapı açıldı, rahibin yanına girdi ve rahibe sorular sorup ilminin derecesini öğrenmek istedi. Fakat öncelikle kendisini kapıda uzun süre bekletmelerinden şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine rahip dedi ki, ''Sen bizim eve doğru yönelip geldiğinde seni sultan gibi heybetli gördük ve senden korktuk. Seni şunun için kapıda beklettik. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama şöyle buyurmuştu. ''Ey Musa, bir sultandan korktuğun zaman hemen abdest al ve ailene de abdest almasını emret. Zira abdest alan kişi korktuğu şeye karşı benim güvencem altındadır.'' İşte biz de seni bu sebeple kapıda beklettik. Ben ve ailemde bulunan herkes abdest aldık, sonra namaz kıldık ve sana karşı kendimizi güvenceye aldık. Sonra da sana kapıyı açtık.